Dinliyor musun? Abi geçebiliyor musun sen? Ben geçebiliyor musun? Nasıl iyi misin? Ama niye o zaman? Büşra'cığım, Volkan Başkan'ın sana tekrar bir sandalye getirmiş ama herhalde bir sürpriz daha varmış. Bizim sürprizimiz değil, o sizin sürprizimiz. Yani sadece vesile olduk yani. Geliyor şimdi, bu tarafa doğru bir gelsin. Bakalım, oldu mu? Başkanım. Büşra gelmiş mi? He, gelmiş. Ulan sürpriz olacak ya. Dur, tekerlekler. Hadi bakalım. Şuraya gidelim. Şurada oturursun. Bırak bakalım. Güle güle. Ben kıyamadım sana. Bak yine sözümü biliyorum. Benim kancam yönlerden. Güle güle kullan, oldu mu? Hayırlı uğurlu olsun. O çünkü eskimişti ya. Artık birlikte gezeriz olur mu? Şu an gelindi. İsmail abi gelin. Emeği fazla. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok emek verdik. Hakkınızda helal edelim. Biz seve seve gittik. Bize düşen vazifeyi yaptık. Sizin emeklerinize sadık. Siz elinizden geleni yaptınız. Bize sadece getirmek. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiç sıkıntı yok. Bir şey demene gerek yok. Bu memleket bizim. Sizler de bizim insanımızsınız. Biz hepimiz birbirimize sahip çıkacağız. İnşallah. Hiç sıkıntı yok. Ya artık engellilere biraz sahip çıkalım. Çıkacağız. Başka bir şey istemiyorum. Çıkacağız. Yani kendi adıma değil ama evde kapalı engellimiz kalmasın. Muhakkak. Aynen öyle. Biz de elimizden ne gelirse, bu yarın belediye başkanı oluruz olmayız fark etmez. Bir kardeşiniz her zaman 7/24 emrinizde. Hiç sıkıntı yok. Bu tarz şeyler falan ufak şeyler. Çok sağ olun. Bize ne düşerse biz yaparız. Çok sağ olun. Size tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Rabbim emekleriniz zayi etmedi işte. Tamam. Evet. Çok şükür. Yani gerçekten çok emek verdim. Tamam, söz verdim. Derneği kapatmak zorunda kaldığım için üzülüyorum. Neyse, yeniden açarız Allah nasip ederse. İnşallah. 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 Bizden istediğiniz bir şey var mı? Çok sağ olun. Size müsaade. Biz gidelim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok, sağ ol. Sevindin mi? Teşekkür ederim. Duygularını bir dile getirsen Büşra. Ne hissediyorsun? Güzel bir araban oldu. Evet. Artık daha rahat gezebileceksin. Neler söylemek istersin? Hem duygularını dile getir hem de buradan engelli vatandaşlara bir mesajın var mı senin? Ne söylemek istersin onlara? Heyecanlandım. Yollarımızı yapsınlar. Evet. Aynen. En önemli. Yollar çok berbat. Evet. Peki sen çarşıya çıkabildin mi? Hayır. Çarşıyı biliyor musun? Hayır. Alışveriş yapabildin mi? Hayır. Tamam, şimdi söylemek istediklerini söyle. Neler yapmak istediğini söyle. Rahatça gezmek istiyorsun değil mi? Aynen. Mesela arabanla ilk nereye gitmeyi düşünüyorsun? Nereye gideceksin? En çok görmek istediğin yerler neresi? Dün akşam söylemiştin bana, nereye gidelim demiştin. Ne zaman? Dün akşam bana söylemiştin, dışarı çıkartacağım diye söz verdim sana. Çarşıya. Hayır, başka markete. Başka? Markete. Evet. Üç olukları. Evet. Allah nasip ederse engelleri birlikte aşacağız, tamam mı? Başkanım, tamam. Özellikle siz seçim beyanlarınızda engelli vatandaşlarla ilgili değerlendirmede bulundunuz. Evet, biz kardeşlerimizi bir gün ziyarete geldik. Yozgat'ın ilçesinde de kendileri çabalamışlar, uğraşmışlar. Akülü araba ve tekerlekli sandalye sözü almışlar. Ama bir türlü TOSİ'ye getirme fırsatını bulamamışlar. Kimse yardım etmemiş. Bizim de bu noktada hassas olduğumuzu bildikleri için davet ettiler. Geldik, dinledik. Bu vesileye ortak olmak da bize nasip oldu. Sağ olsun meclis üyemiz İsmail Ölmez abimiz de kendisi bir... Diğer meclis üyesi Recep Aslamoğlu'nun abimizle birlikte dün Yozgat'a gittiler. Malzemeleri aldılar, geldiler ve kardeşlerimizle buluşturduk. Rabbim bu memlekete, bu memleketin bütün insanlığına hizmet etmeyi bizlere nasip eyler inşallah. Engelli vatandaşlarımız bu memleketin bir parçası.
Kimse onları kaderine terk edemez. Kimse onları bu noktada görmezden gelemez. Biz Allah nasip kısmet ederse 40 bin nüfuslu ilçemizin bütün fertlerine, bütün insanlarına hizmet edecek bir belediyecilik anlayışıyla bu memleketi yönetmek istiyoruz. Biz de çok mutlu olduk şimdi. Allah nasip kısmet ederse bu memleketi hep birlikte yöneteceğiz. Teşekkür ederim. Bundan sonra beraber memleketi birlikte yöneteceğiz, tamam mı? Uğrayacağım ben çıktığım zaman. Çok teşekkür ettim. Yine sana da oldu İsmail abi. Çok sağ olun. Allah hepinizden razı olsun. Bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Her şey için çok teşekkür. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Testlerine düşürüz de. Tamam mı? Hadi.